Aç kapıyı, haber var. Ötenin ötesinden. Dudaklarda şarkılar, kurtuluş bestesinden. Biz geldik, bilen bilsin, gönül gönül girilsin. İnsanlar devşirilsin, sonsuzluk destesinden. Sayın Büyükşehir Belediye Başkanım, muhterem efendim, çok kıymetli hocamız, çok değerli hanımefendiler, beyefendiler, Somuncu Baba ve Hulusi Efendi paneline hoş geldinizler. Hepinizi Allah'ın selamıyla selamlarım. Kur'an-ı Kerim tilaveti için Somuncu Baba Camii İmam Hatibi Hafız Sayın Mustafa Başbey'i davet ediyorum. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم واعلموا يحول بين المرء وقلبه وأنه إليه تحشرون واتقوا فتنة لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاصة واعلموا أن الله شديد العقاب واذكروا إذ أنتم قليل مستضعفون في الأرض تخافون أن يتخطفكم طافكم الناس فآواكم وأيدكم بنصره ورزقكم من طيبات لعلكم تشكرون يا
تَخُونُوا اللَّهَ وَالرَّسُولَ وَتَخُونُوا أَمَانَاتِكُمْ لَا تَخُونُوا اللَّهَ وَالرَّسُولَ وَتَخُونُوا أَمَانَاتِكُمْ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ وَاعْلَمُوا أَنَّمَا أَمْوَالُكُمْ وَأَوْلَادُكُمْ واعلموا أنما أموالكم وأولادكم فتنة وأن الله يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِن تَتَّقُوا اللَّهَ يَجْعَلْ لَكُمْ فُرْقَانًا وَيُكَفِّرْ عَنْكُمْ سَيِّئَاتِكُمْ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَّحِيمٌ صدق الله العظيم. Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın ruhu şerifleri için, diğer peygamberani zişan efendilerimizin cümlesinin ruhu şerifleri için, silsile-i sadat efendilerimizin cümlesinin ruhu şerifleri için ve bugün andığımız Somuncu Baba Hazretleri ve Hulusi Efendi Hazretlerinin aziz ruhlar için, bütün şehit ve şühedamızın aziz ruhları için, kafe-i ehli iman ve ehli İslam ervahı için, Allah rızası için. El-Fatiha. Vakıf adına konuşmalarını yapmak üzere Sayın Aydın Duman'ı davet ediyorum. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Vessalatu vesselamu ala rasulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecma'in. Sayın Büyükşehir Belediye Başkanım, Sayın 12 Şubat Belediye Başkanım, Muhterem Vakıf Mütevelli Heyet Başkanım, uzaktan ve yakından programımıza katılan değerli hanımefendiler,
beyefendiler, gençler, sevgili çocuklar, basınımızın çok değerli mensupları, vakfımız ve Kahramanmaraş Belediyemiz tarafından düzenlenen ve bu dönem huzurlarınızda yedincisi yapılacak olan Somuncu Baba ve Hulusi Efendi Hazretleri hayatı ve günümüze etkileri konulu panelimize hepiniz hoş geldiniz, safalar getirdiniz. Değerli misafirlerimiz, güzel bir gaye için bu güzel mekanı şereflendiren büyüklerimizle bir araya getiren Yüce Rabbimize hamdolsun. Allah'ın selamı, rahmeti, bereketi ve her türlü iyilik ve güzelliği Peygamber sallallahu aleyhi ve selleme, pak evladına, ehli beytine, ashabına, yolumuz büyüklerine, bütün şehitlerimize, tüm inananlara ve siz değerli misafirlerimizin üzerlerine olsun. Değerli misafirlerimiz, Yüce Rabbimizin onlar, yani takva sahipleri, bollukta da darlıkta da Allah yolunda harcarlar, öfkelerini yenerler, insanları affederler. Allah işini güzel yapanları sever buyurmaları ve Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin sadakaların en faziletlisi Allah yolunda hizmet etmektir buyurdukları üzere, Peygamber aleyhisselamın pak soyundan gelen gönüller sultanı Es-Seyyid Osman Hulusi Efendi Hazretleri tarafından en güzel hizmetleri gerektiği gibi yapmak gayesi ile kurulan vakfımız, başta güzel vatanımız ve milletimiz olmak üzere bütün insanlığa hizmeti ve yüce dinimiz İslam'ın erdem kabul ettiği her türlü iyilik ve güzelliği her geçen gün daha da ilerilere götürerek devam ettirmektedir. Öylesine bir güzellik, hizmet ve erdem ki Hulusi Efendi Hazretlerinin var ehli hakka hizmet et bi talebu bi garaz seyyidül kavmi hadimuhum emri habibi kibriyayı tut. Yani Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin bir kavmin efendisi ona hizmet edendir. Sözünün gereğini yerine getir. Hak ehlinin katına var ve hiçbir şey istemeden menfaat gözetmeksizin hizmet et buyurarak işaret ettikleri hizmet anlayışını, el kadar bir taş geçse elime onu memleketimin istifadesine kullanırım buyurarak işaret ettikleri vatan sevgisinin önemini, dini, namusu, vatan uğruna can veren şehit sağ kalan gazi olur dünya ve ukbada sayid buyurarak işaret ettikleri şehit ve gaziliğin kutsiyetini, biz kusur defterine attık ve oğul yek diğerinizde, yani bir arkadaşınızda bir hata veya noksan gördüğünüz zaman benim gözlerim yanlış görüyor, arkadaşımda bu hata olmaz diyeceksiniz, görmemezlikten geleceksiniz. Hataları ifşa etmek değil de setretmek, yani örtmek gerekir. Arkadaşınıza hatasından dolayı buğz etmeyiniz, onun kötü haline buğz ediniz buyurarak işaret ettikleri kusurlara hoşgörüyle bakılmasının önemini, nefsine yan çıkıp da Kabe'yi yıksan dahi incitme, gönül yıkma, ger uslu ger deli ol buyurarak işaret ettikleri incitmemenin ve gönül kırmamanın önemini, çalış tefeyyüz eyle, yücel temeyyüz eyle, fazilette sehada örnek insan ol örnek, doğruluk karın olsun, vefa şiarın olsun, sadakatta vefada örnek insan ol örnek buyurarak
işaret ettikleri bir müminin nasıl örnek olması gerektiğini bizlere bildiren bir vakıf anlayışıyla hizmetlerine elhamdülillah vakıf mütevelli heyet başkanımız muhterem Hamid Hamidettin Ateş Efendim ile çok daha ilerilere taşıyarak devam etmektedir. Değerli misafirlerimiz, vakfımızın hizmet anlayışı ile milli ve manevi değerlere verdiği önemin bir kısmını arz etmeye çalıştığım konuşmama burada son verirken, programımıza katkılarından dolayı tüm devlet erkanımıza ve Kahramanmaraş Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın Fatih Mehmet Erkoç Beyefendi'ye, tüm emeği geçenlere ve siz değerli katılımcılara vakfımız adına en kalbi duygularımla şükranlarımı arz ediyor, bütün şehitlerimizi ve panelimize konu olan Somuncu Baba Hazretlerini ve Hulusi Efendi Hazretlerini ve bütün büyüklerimizi rahmetle yad ediyorum. Saygılar sunarım efendim. Su değdi çekirdeğe, sevda düştü yeşile. Filizlenen manalar arza destur diyecek. 80'lik ihtiyarlar nursuz geberse bile yeni doğan bebekler doğarken nur diyecek. Sevgi kardeşlik hissi çıkacak zirvesine. Kainat hiç dinmese ah bu yağmur diyecek. Ve herkes la ilahe illallah zikriyle Muhammed Resulullah şüphe yoktur diyecek. Programımızın bu bölümünde ilahi dinletisi Sayın Fehmi Bussun ve Sayın İbrahim Gölbaşı'yı davet ediyorum. Aşk-ı muhabbet ezeli, sıdkı bütünlerde bütün, sırrı alem yezeli, sıdkı bütünlerde bütün. Sırrı alem yezeli, sıdkı bütünlerde bütün. İlm ile irfan arasam, gevher-i pürkan arasam, sıdkı bütünlerde bütün, dertliye derman arasan, sıdkı bütünlerde bütün. Yâri gören dide varı veren sineyi aş, gelirsen cideyi aş, sıdkı bütünlerde bütün. Adem ikmale sebep la
çöllerde bütür. Hulusi'ye bak gör ki hep sıdkı bütünlerde aman aman hüsnü aşık desinsin ey, ey dili can gayen aşk anın aynen sizin anın aynasısın pertevanın sayın aşk dönme mihnetten sanıp da cefadan dönme merdü meydansın eres bastın her payan aşk mazeni aşktan alıp eyledi şeref paya hulusi güheri mayendir aşk olubdur ezeli ve ebedi aşk olubdur ezeli ve ebedi mayen aşk aşk olubdur ezeli ve ebedi ve ebedi mayan aşk. Panelistlerimiz Profesör Doktor Sayın Ahmet Şimşirgil. Profesör Doktor Sayın Mahmut Yeşil. Buyurun. Sayın Büyükşehir Belediye Başkanım, Sayın Milletvekilim, Sayın İlçe Başkanlarım, çok kıymetli Seyit Osman Hulusi Efendi Mütevelli Heyeti Başkanım, çok kıymetli misafirler, hanımefendiler, beyefendiler, biz de sizlerle birlikte olmaktan büyük bir memnuniyet duyuyor. Hepinizi saygıyla, sevgiyle, muhabbetle selamlıyoruz. Sağ olun, var olun diyoruz. Anadolu'nun en büyük velilerinden, mutasavvıfı,
Somuncu Baba Şeyh Hamidi Veli Hazretlerini ve onun affadından Es-Seyyid Osman Hulusi Efendi Hazretlerini burada Maraş'ta sizlerle beraber anmaktan duyduğumuz büyük memnuniyeti de ifade ediyor. Bu güzel hizmetlerin devamını diliyoruz. Şeyh Edebalı Hazretleri diyor ki, oğul, insanlar vardır, şafak vakti doğarlar, akşam vakti ölürler. Şafak vakti doğarlar, akşam vakti ölürler. Yaşadıklarını bile bilmezler. Yaşadıklarıyla yaşamadıkları sanki denktir. Sanki dünyaya gelmemişlerdir. Bazısı dünyaya niçin geldiğini bilmeden, nereye gittiğini anlamadan ölür gider. İnsanlar vardır, ölümsüzdür. Onlar ölmezler. Hazreti Mevlana gibi, Yunus Emre gibi, Ahmedi Yesevi gibi, Somuncu Baba gibi, Akşemseddin Hacı Bayramı Veli gibi ölmüyorlar. 8 asır geçiyor. 1000 yıl geçiyor. Unutulmuyorlar, ölmüyorlar, yaşıyorlar, sanki aramızdalar. İnsanlar vardır böyle. İşte onları tanıyanlar da ne için geldiğini, niçin bu dünyaya geldiğini, neden burada bulunduğunu, nereye gittiğini anlıyor, biliyor, yaşıyor, eser bırakıyor ve öyle gidiyor. Bakın, bir Somuncu Baba Hazretleri ve Seyyid Osman Hulusi Efendi şurada yüzlerce insanı bir araya getirebiliyor, bir muhabbet meydana getiriyor, sevgi meydana getiriyor, hizmet meydana getiriyor. Onun için kişi sevdiğiyle beraberdir. İyileri sevdiğiniz zaman iyiliklere vesile oluyorsunuz. Kötüleri sevdiğiniz zaman şerlere vesile oluyorsunuz ve sanki yaşamıyorsunuz işin şekli. Seyyid Osman Hulusi Efendi belki de Anadolu'nun en zor zamanında dünyaya geldi. 1914'te. Bazen geceler ne kadar karanlık olursa gün o kadar aydınlık olur. Zor zamanlarda Cenab-ı Hak limanlar açar insanlara. Kurtuluş limanları. Sanki onlardan biriydi o. Çünkü ab-ı hayat zulümatta bulunur diyorlar. O Cihan Harbi'nin zor günlerinde Anadolu'nun bir ücra kasabasında Darende'de dünyaya geldi. Asil bir ailenin evladı olarak. Bu limanlar, ben bunları tarihte hep gördüğümüz gibi peygamberler, peygamberlerden sonra da mürşid-i kamiller, yol göstericiler olarak görüyorum. Yollarda işaretler vardır, sizi mutlaka doğruya doğru iletirler. O işaretler olmadığı zaman doğru yolu kestiremezsiniz, doğru yere varamazsınız. Bu büyükleri tanıdığınızda nereye nasıl gideceğinizi biliyorsunuz. Zira Cenab-ı Hak insanı bu dünyaya gönderdi ama peygamberler de gönderdi. Kitaplar da gönderdi. Onları göndermemiş olsa biz nasıl şükredileceğini, nasıl ibadet edileceğini bilemezdik, anlayamazdık. O sebeple Peygamber Efendimiz'den sonra ümmetimin alimleri Beni İsrail'in peygamberleri gibidir buyurdu. Onları tanıdığınızda doğru yolu tanıyorsunuz. İşte o ahbaptan, Peygamber Efendimiz'in soyundan Seyyid Osman Hulusi Efendi. Asalet var, aileden her şeyi alıyor. Ayrıca zamanın büyük velisi İhramcızade İsmail Hakkı Toprak Hazretlerinden de istifade ediyor. Nazarlarına kavuşuyor. Küçük bir yaştan itibaren nasıl geleceğin bir velisi olduğunu orada anlıyoruz. Kendisini Darende'de Hacı Mustafa Efendi'nin evine götürürken kısa yollardan, bilinmeyen yollardan geçirince bizi nereden götürüyorsun evlat deyince yar yolundan götürüyorum diyor. Yar yolundan. 7 yaşında bir genç vardığında para vermek istiyor. Himmet isterim efendim diyor. Himmet isterim. Gerçekten. Yani işte o dua mı, o nazar mı, o istek mi büyük kılıyor. Yani para
şöhret başka bir şey değil. Himmet, bereket ve doğru yolu istemek. Onun hayatını öğrendiğimiz zaman Kur'an-ı Kerim'in ve Peygamber Efendimiz'in ahlakının, sünnet-i seniyyenin gösterdiği yol olduğunu görüyoruz. Eserlerini az önce ifade edildi. Neredeyse boş bir tek sözü yok. Kızdığı zaman bile hikmet söylüyor, doğru yolu gösteriyor. Boş sözü yok. Her sözü bir işaret bize, her sözü bir nasihat, her sözü bir ahlak, bir doğruya iletiş olduğunu görüyoruz. Ve tamamen o sünnet-i seniyeye göre yaşayan bir edep ve ahlak timsali. Alimler peygamberlerin varisleridir. Alimler ümmetin emin kişileridir. Ve alimler yeryüzünün ışıklarıdır, kandilleridir, yol göstericileridir. Onun için gönül sultanlarını sadece muayyen zamanlarda değil, belli zamanlarda değil, her zaman hatırlamalı, onların sözlerini her zaman istifade etmeli, düşünmeli, anlamalı, her an zikretmeliyiz. Yoksa işte sevgililer günü gibi, bilmem ne haftası gibi, haftalık veya günlük sevgiler değil, her zaman daimi olarak kalpte bulunması lazım gelir. Çünkü onlar anıldığı zaman, onlar hatırlandığı zaman Cenab-ı Hak hatırlanır. Hulusi Efendi gönlü temizlemekten, arı tutmaktan, masivaya yer vermemekten bahseder. Gönlü temizlemek ne ile olur? Hulusi Efendi onu da söylüyor. Gönlü temizlemek onu anmakla olur. Bir kişi kimi severse yarını çok zikreder, yarını zikretmeyen battalı gam kasvet yıkar demişler. Kişi sevdiğini zikreder. Onun için günlük para mı diyoruz? Başka bir şey mi diyoruz? Geçici sevdaları mı konuşuyoruz? Neyi konuştuğumuzun, kalpte neyi düşündüğümüzü de hep hatırlamak lazım. Hulusi Efendi de öyle diyor bakın. Her an, her nefes, gayre meyli kes, budur sana bes, hakkı zikreyle. Tutup bir etek, ol ballı petek. İnle bülbül tek, hakkı zikreyle. Bir etek tutup, işte Somuncu Baba böyle bir etek. Seyyid Osman Hulusi Efendi böyle bir etek, çünkü bize bunu hatırlatıyor. Dünyayı hatırlatmıyor. Koltuk hatırlatmıyor. Makam hatırlatmıyor. Devlet hatırlatmıyor. Devlet tahtı hatırlatmıyor. Alimler Cenab-ı Hakk'a çeker. Cenab-ı Hakk'ı hatırlatır. Karacaahmet'i hatırlatır. Mezarlıkları hatırlatır. Ebedi hayatı hatırlatır. Onun için büyük olurlar. Onun için ulu olurlar. Bakın, Somuncu Baba Yıldırım Bayezid Han tarafından tanındı. Bıraktı, ta Aksaray'a gitti. Sonra Darende'ye geldi. Kimi yetiştirdi? İnsanlar yetiştirdi. Hacı Bayram-ı Veli'yi yetiştirdi. Hacı Bayram-ı Veli, 2. Murat Han'ın eteğini öptüğü bir zat oldu. Edirne'yi terk etti. Bir köy gibi Ankara'ya gitti. Akşemseddin'i yetiştirdi. Akşemseddin Fatih'in en büyük hocalarından. Yani onun bir dediği yanında herhalde iki olmazdı. Bıraktı, Göynü'ye gitti. Tevazu ehli oldular. Tevazu ehli Cenab-ı Hak adlarını hep yaşattı. Allah için tevazu edeni Allah-u Teala yüceltir. Kibirleneni başını aşağı eğer. Bugün dünya benim diyen, dünyayı almak isteyen, koltuk peşinde olan, Allah için değil de başka yerlere çekenlerin nasıl millet nezdinde zelil olduğunu, aşağı olduğunu görüyor muyuz? İşte bunları asla unutmamak lazım. Bunları asla her zaman hatırlamak lazım. Seyyid Osman Hulusi Efendi tam bir tasavvufi bakış sahibiydi. Riya, nifak, haset, dünyevi düşkünlüklerden arınmış bir kalbe sahipti. Ve nasihati önce kendine yapardı. Bütün tasavvuf büyükleri gibi ve bütün alimler gibi. Hulusi mekru haline, aldanma zülfü haline, meyletme mülkü maline,
yalancılar pazarının. Vallahi ne güzel anlatıyor ya. Bu dünya bir yalancılar pazarı. Hulusi mekru haline, dünya hep hile değil mi? Dünya tadı bal tadı, dünya beni aldadı. Üstüne altına zehri kodu, üstü yine bal tadı. Dünya hepimizi nasıl aldatmıyor mu? Ama Hulusi Efendi de uyandırıyor. Hulusi mekru haline, bu dünya hile ehlidir. Aldanma zülfü haline, zülüflü güzel bir böyle insanı aldatıcı güzeldir o. Meyletme mülkü maline, sakın onun mülküne malına meyletme. Yalancılar pazarının, tam manasıyla dünyayı bir yalancılar pazarı diye ifade ediyor. Hangi beytini divan, sabahleyin o divandan bir beyit okumadan çıkmamak lazım evden. Sanki başucu gibi olmalı, bir beyit okumalı. Ya o gün gezdiğin manasını anlarsın. O gün dolaştığın manasını anlarsın. Hikmetini anlarsın. O gün kalp kırmazsın, gönül yıkmazsın. Doğru yoldan ayrılmazsın. Ve çok büyük bir fitneye dikkat çekiyor Hulusi Efendi. Ben bu beytini gerçekten her yerde de okuyorum. Her zaman okuyorum. Eskiler yenilenir. Dikkat çekiyor bu büyükler. 100 yıl ötesine, 200 yıl ötesine dikkat çekiyorlar. Eskiler yenilenir. Hep yeni adetler gelir. Şer-i pâke uymayan bin türlü bid'atler gelir. Dikkat edin. Batıya özenirsiniz. Hristiyana özenirsiniz. Eskiler yenilenir. Türlü türlü adetlere düşersiniz. Bunlar bid'attir. Şer-i pâke uymayan, temiz şeriate uymayan bin türlü bid'atler gelir. Nice kutta-i tarık mürşitlik eyler iddia. Nice yol kesiciler, Allah'a giden yolu kesenler mürşitlik eyler iddia. Kendi butlanından uydurma dalaletler gelir. Bana göre diyerek kendi butlanından, kendi içinden dalaletler, küfürler söyler size. Ya şu millet 40 yıl işte bunu yaşadı. 40 yıl bunu gördü. 40 yıl evlatlarım maalesef bu yolda acıyorum. 40 yıldır giden nesillere, 40 yıldır giden gençlere acıyorum. Ne için? Ne için arkadaşlar? Hristiyan da cennetlik, Yahudi de cennetlik. Yahudileri dost edinmeyin, Hristiyanları dost edinmeyin, kafirleri dost edinmeyin. Sözüne sırtını dönüp bir adamın sözü yüzünden bir terörist başının döndü bu tarafa gitti. Seyyid Osman Hulusi Efendi bunu haber veriyor bakın. Bunu duyuruyor. Almak önemli. Bunları almak, bunları öğrenmek gerçekten çok önemli. Size ne verdik de, ne verdik de yetinmediniz dedi. En tepemizdeki adam. Ne verdik de az geldi. Neyi vermedik? Hayır. İmanımıza talipti. Dünyayı versen o yetinmez. O senin imanına talipti, imanını alacaktı. Bugün Maraş'ta dahil binlerce gencin boyunlarında haçla gezdiğini görecektik. Boyunlarında haçla nasıl bir felaketten döndüğümüzü asla unutmayalım. Korkunç bir felaketten döndük. Nasıl çıktığımızı bilemedik dışarıya. Ama gerçekten o başımızdaki yerince, hani Abdülhamit Han mübarek dedi ki, kardeş kanı dökülmesin dedi. 7 milyon kilometre kare toprağımız 1 milyona düştü. O da düşman ayağı altına düştü. 3,5-4 milyon insanımız öldü. Şehit düştü. Ülke ne hale geldi? Neler oldu, neler oldu bir bilsen, beynin eriyip yaş gibi damlardı gözünden. Ama bugün başımızdaki, öleceksek adam gibi ölelim dedi. Kefenimi giydim de çıktım dedi. Ve millete de çıkın dediği anda ölürüz aşk ile zamanında, olmayız alçağın emanında dedi. Millet de yürüyüverdi. Dünya 9 şiddetinde sarsıldı. Çünkü bu millet Cenab-ı Hakk'ın sevdiği, övdüğü millet. Bu milletin toprağının altı üstünden çok zengin.
Şu ilahiyatçılara, bazı ilahiyatçılara dikkat edelim. Menkıbe diyor, menakıp diyor. Büyükleri tanımıyor, tasavvuf tanımıyor, tasavvufu anlatmıyor. Camilerde Somuncu Baba, Akşemseddin, Molla Fenari, Molla Gürani, yani Molla Hayali, başka Hacı Bayram-ı Veli, Hacı Bektaş-ı Veli. Ya anlat bunları bu milletin evladına, anlat bu millet tanısın, ecdadını tanısın, öğrensin. Böyle fitne sahibi adamların peşine düşmesin, gitmesin bunların peşine. Onun için bu toplantılar gerçekten çok önemli. Gençlerimize bunları en iyi şekilde anlatmak lazım. Tarih köktür diyor Hulusi Efendi. Tarih köktür. Kökünden kopan bir ağaç, köküyle bağlantısı kesilen bir ağaç kurur. Tarihiyle bağın koparsa ölürsün. Çöplüğe düşersin. Sömürülürsün. Ne dedim? 40 yıl hazırladılar. Şayet başarılı olsalar bugün Türkiye Cumhuriyeti yoktu. Doğu ve Güneydoğu, Maraş bizde mi kalırdı, Erzincan bizde mi kalırdı bilemiyorum. Doğu ve Güneydoğu PKK-PYD'ye verilmişti. Orta Anadolu'da 5-10 milyon insan ölmüştü. İstanbul Suriçi halifelik merkezi gibi, Vatikan devleti gibi devlet yapılmıştı. Ve onun içine halife oturuyordu bugün. Ancak Müslümanların halifesi değil, koltuğunu, paltosunu açtığında içinden haç çıkan halife oturuyordu, haç. Memleket işte bu noktalardan döndü. Bunları da yine asla unutmamak ve gençlerimize mutlaka tarih şuurunu hakkıyla aşılamak lazım. Ne güzel söylüyor, köktür tarih. Ve bir Müslümanın nasıl olacağını, sakın nefsine uyup bir can incitmeyesin, hüsnü edebi koyup bir can incitmeyesin, el ile dövseler de, dil ile sövseler de, bin kez incitseler de bir can incitmeyesin. Ya bu adamlar, bu adamlar insan, bakın şunu okudukça aklına geliyor. Bu adamlar Müslüman Türk halkının üzerinden tankla geçer mi ya bunu okuyanlar? Tankla geçer mi? Bize sığınmış, bize sığınan. Bizim namusumuz olan bir Rus büyükelçisini ensesinden ardından polise vurdurtturuyorlar. Nasıl vurur? Çünkü soruyu eline verdiler. Soruyu eline verdiler. Mankurt ettiler. Şunları öğretmediler. Bilmiyorlar. Benim gencim ama mankurt edilmiş gencim. Mahvediliyor. Gözü ancak böyle açılır. El ile dövseler de, bakın şimdi, dil ile sövseler de, bin kez incitseler de bir can incitmeyesin. Alemi sen kendinin kölesi kulu sanma. Sen hak için alemin kölesi ol, kulu ol. İdareci diyor ya, başımızdaki hizmetkardır. Peygamber Efendimiz, insanların en iyisi insanlara hizmetkar olandır, yardımcı olandır. Dinimizi doğru öğretiyor bu büyükler. Gerçek aşk, gerçek sevgi, senin sevdana yanmak, gayrı sevdadan usanmaktır. Seni sevdim demek, haline rengine boyanmaktır. Bakın, Peygamber Efendimiz'i sevmek, o büyükleri sevmek sözlü olmuyor. Hulusi Efendi ne güzel söylüyor. Senin sevdana yanmak, gayrı sevdadan usanmaktır. Güzel bir çiçek gördük. Abi gel gel gel, ne güzel çiçek. Baktık gerçekten Allah yaratmış. Çiçek. Yani mükemmel. Bak bak dur, bak bak dur, bak bak bir gün, iki gün, üç gün, beş gün çiçeğe bakana ne derler durup da. Yani artık bu sevdadan gerçek sevdaya gel. Gerçek aşka gel. Geçici sevgileri bırak. Evleniyorsun işte üç gün. Asıl sevda, asıl aşk. Onu öğren, onu bil diyor. Gayri sevdadan usanmaktır. Seni sevdim demek, haline rengine boyanmaktır. Onun rengine boyanmak. Gerçekten bir iki de güzel sözlerinden söylemek istiyorum. Her sözü, çünkü şeyde de gördük, iki cilt onun hayatı ile kitap yazmaz, onun hayatını yazmaya en büyük şeref addediyorum kendim için. En büyük şeref addediyorum. Çünkü inşallah Cenab-ı Hak hallerine de uygun yaşamayı nasip eyler. Öyle her sözü, her kelamı, boş bir şey yok.
insana ne ufuklar açtığını görüyorum ve bundan büyük istifade ettim. Şu söz de çok mühim. Biz keramete değer vermeyiz. Keramet göstermek yanlıştır. Gerçekten mucize esas, keramet göstermek şart değil. Kerameti değil, doğruluğu ister olmak lazımdır. Nefis sizden keramet ister, lakin kalbiniz doğruluk ister. İstikamet kerametten üstündür. İstikamet sahibi olabilmek. Bakın sadece şunu bilse insan, işte bozuk yollara düşmez. Bozuk yollara asla sapmaz istikametini bilen adam. Ve nihai olarak hocama da zaman bırakayım. Gerçekten yani ben kitaplarını mutlaka okunmasını isterim. Evlerde bulunmasını isterim. Somuncu Baba'nın Bursa'da yakmış olduğu fırın devam ediyor ve sönmüyor. Somuncu, somun pişiren fırın Emir Sultan Hazretleri'nin onu açığa çıkarmasıyla insan pişirmeye başladı. Yani insan pişiriyor, insan yetiştiriyor. O fırın Anadolu'nun neresine gitsek, ben nerede konferanslar versem yanıma Darende'den hocam diyerek gençler toplanıyor. Çok yere geziyorum. Her gün bir yerlerde hemen hemen konferans veriyorum. Darende ekolündeniz hocam diyerek, Somuncu Baba diyerek yanıma gençler toplanıyor. Konferanslarda gençleri çok görüyorum. %70 bugün gençleri görüyorum. Bu beni çok memnun ediyor. Gerçekten Somuncu Baba fırını, o Darende'de yakılan fırın, bu defa adam yetiştirmeye hamdım, piştim, yandım. Ham olanları pişiriyor, adam yetiştiriyor. Bugün işte şurada Seyyid Osman Hulusi Efendi, onun afadından yapmış olduğu o vakıf, ne güzel hizmetlerini, en önemlisi adam yetiştirdiğini görüyoruz. Onun rengine boyanmak, bu adamların sayısını artırmakla olur. Oralara destek vermekle olur. Orada bulunmakla olur. Burada ben de varım demekle olur. Cenab-ı Hak hepimizi bu büyüklerin, bu güzelliklerin yanında eylesin diyorum. Sayın Mütevelli Heyeti Başkanımıza hayırlı uzun ömürler ve bu güzel hizmetlerin devamını diliyorum. Ve bu imkanı sunanlara, sayın vekilimize, belediye başkanımıza teşekkürlerimi sunuyorum. Sağ olun diyorum, var olun diyorum, şükranlarımı sunuyorum. Var olun. Bismillahirrahmanirrahim. Bu güzel şehir Kahramanmaraş'ta Allah ve Resulüne ve onların yolunda gidenlere duydukları aşk ve muhabbetle sadece Hakk'ın rızası için kardeşlerimizin doldurduğu Mehmet Akif Ersoy Kültür Merkezi'nde bizleri buluşturan Yüce Rabbimize sonsuz hamdü senalar ediyorum. Bizlere Kur'an-ı Hakimi önce tebliğ ve tebyin eden, açıklayıp izah eden, sonra da İslam ahkamının tamamını hayatında tatbik ederek biz müminlere örnek bir hayatı miras bırakan sevgili Peygamberimiz Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve selleme binlerce salat ve selam arz ediyorum. Programımızı teşrif etmiş bulunan Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin soyundan gelen Vakıf Başkanımız Es-Seyyid Hamid Hamideddin Ateş Efendimiz'e saygı ve hürmetlerimi arz ediyorum. Yine bu programımıza iştirak etmiş bulunan çok değerli Büyükşehir Belediye Başkanımıza, 12 Şubat Belediye Başkanımıza, çok değerli milletvekilimize, değerli idari ve mülki erkana, salonumuzu dolduran kardeşlerime ve özellikle gençlerimize selam ve muhabbetlerimi ifade ediyorum.
Muhterem kardeşlerim, Somuncu Baba'yı konuşacağız. Asıl adı Hamid Hamidüddin olan Somuncu Baba Hazretleri, Osmanlı Padişahı Yıldırım Bayezid zamanında yaşamıştır. Ansiklopedide Safevi Şeyhi, Hacı Bayramı Veli'nin mürşidi ve alim üst başlıkları ile Somuncu Baba tanıtılmaktadır. Bu dönemde fetih için Türkistan'dan, Maveraü'n-Nehir'den, Horasan'dan maneviyat erenleri dediğimiz Yeseviler, Mevleviler, Ahiler, Babailer ve Alp erenler Anadolu'ya gelmektedirler. Bunlar Anadolu'nun maddi fethinden önce manevi fethini yapmaktadırlar. İşte Anadolu'ya gelen bu fetih ailelerinden birisi de Somuncu Baba Hazretlerinin ailesidir. Somuncu Baba miladi 1331 tarihinde Kayseri'nin Akçakaya köyünde doğmuştur. Ve 1412 yılında Hicri 815 yılına tekabül ediyor. 80 yaşlarını aşkın bir haldeyken Darende'nin Zaviye Mahallesi'nde ahirete irtihal eylemişlerdir. Anadolu'ya manevi fetih için gelen Horasan erlerinden Şemseddin Musa Kayseri'nin oğludur. Soyu Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme ulaşır. 24. kuşaktan Peygamberimizin torunu olmaktadır. Şeyh Hamidi Veli Hazretleri ilk tahsilini babası Musa Efendi'den, Şemseddin Musa Efendi'den almıştır. Bilge bir kişiliğe sahip olan Şeyh Hamidi Veli Hazretleri ilim alanındaki çalışmalarını Şam, Tebriz ve Erdebil'de sürdürmüştür. Alaaddin Erdebili'den ve Bayezid-i Bestami'nin ruhaniyetinden manevi terbiye almıştır. Somuncu Baba Hazretleri 1392'de vefat eden Hacı Alaaddin Erdebili'den irşat vazifesini aldıktan sonra Anadolu'ya dönmüş ve Bursa'ya yerleşmiştir. Zamanın manevi büyüğü Somuncu Baba'nın iki fırını vardı. Kendisi iki küfeyi merkebe yükler, Bursa çarşısına gelirdi. Her gün aynı saatte geldiği için ne zaman geleceği halk tarafından da bilinirdi. Günde iki kez sabah akşam ekmek getirir, herkes gelen bu ekmekten alırdı. Kimileri de sırf onu görmek için gelirdi. Onu görmek ve ona yakınlaşmak insanlara büyük bir haz ve neşe veriyor, gönülleri huşu ile dolduruyordu. Bu hale alışan Bursa esnafı onu görmeden rahat edemez, heyecanla çarşıya geliş zamanını beklerlerdi. Ekmeğini dağıtırken somunlar, müminler somunlar diye bağırır ve dağıtırdı. Somuncu Baba Hazretleri'nin manen ve maddeten lezzetli olan ekmeği tavır ve davranışları ile halkı derinden etkilemiş, halk arasında kendisine karşı sıcak bir sevgi seli ve yumağı oluşmuştur. Kendisini gizlemekten hoşnut olan Somuncu Baba Hazretlerine Bursalılar ekmekçi koca Somuncu Baba adını veriyorlardı. Somuncu Baba ekmekleri fırında pişirmekte ve getirip Ulu Cami'yi karşısında Sahaflar Çarşısı'nın orta yerinde dağıtmaktadır. Günümüze kadar Somuncu Baba'nın ekmek dağıttığı yer olduğu söylenen bu noktada çarşı esnafı sabahları dükkanlarını açmadan önce toplanır, dua ederler, sonra da dükkanlarını açarlardı. Muhterem kardeşlerim, Yıldırım Bayezid Han 1396'da Niğbolu Zaferi'nin bir nişanesi olarak Bursa Ulu Camii'nin inşaatına başlamıştır. Ulu Camii 1399'da tamamlanmıştır. Hatta caminin inşası sırasında işçilerin ekmek ihtiyacını
Somuncu Baba Hazretleri karşılamış, kendi fırınında pişirmiş olduğu ekmekleri işçilere dağıtmıştır. Ulu Cami'nin tamamlanmasından sonra İslam dünyasında mevcut olan adet üzerine açılışı Cuma günü yapılacaktır. İlk namazı kıldırma görevi kime verilecek? Yıldırım Bayezid damadı Emir Sultan'a bu görevi tevdi etmek istiyordu. Fakat Emir Sultan bu görev teklifini kabul etmemiş ve Bursa'da benden çok büyük zatlar var. Bu şerefi bana değil Şeyh Ebu Hamid'e vermelisiniz demek suretiyle bu namaz kıldırma, cuma namazını kıldırma ve hutbe irad etme görevinin Şeyh Hamid-i Veli'ye verilmesini söylemiştir. Fakat Somuncu Baba Hazretleri sırrının açığa çıkmasını anlıyor ve Emir Sultan'a diyor ki, hay Emir hay, niçin bizi fahş ettin? Bursa Ulu Camii'nin açılışında imam ve hatiplik vazifesini ifa eden Somuncu Baba Hazretleri, Fatiha suresinin çok farklı açılardan işari tefsirini yapmıştır. Bursa'da böylesine hutbe irad eden, insanları derinden etkileyen biri daha görülmemişti. Herkes şaşkınlık ve hayranlık içerisinde Somuncu Baba Hazretlerini izlemiş ve dinlemişlerdi. Tüm insanlar onun büyük bir veli ve ilim adamı olduğunu anlamışlardı. Hutbesi sırasında zamanımızdaki bazı alimlerin Fatiha suresi ile ilgili bazı müşkilleri vardır diyerek bir takım açıklamalarda bulunmuş. Bu arada Molla Fenari'nin müşkillerini de çözüvermişti konuşmasında. Bu da hem ilim adamları hem de meşayih arasındaki hayreti bir kat daha artırmıştı. Hutbe sonrası 21 yıl Bursa kadılığı yapmış Şeyhül İslam Müftil En'am ünvanını almış, yüzden fazla eser yazmış olan Molla Fenari Hazretleri ayağa kalkarak cemaate Somuncu Baba Hazretlerinin değerini, yüceliğini ve ilminin derinliğini ifade eden bir konuşma yapmıştır. Bu durum Somuncu Baba Hazretlerinin tefsirde de üstad olduğunu ortaya koymuştur. Hutbesinde Bursa halkının namazın nasıl kılınması gerektiğini, namazda okunan Fatiha suresinin önemini ve muhtevasını Bursa halkına açıklamış, insanlara yaratıcıya yapacakları ibadetin gerçek boyutlarını göstermiştir. Muhterem kardeşlerim, bu arada şu hususa mutlaka işaret etmemiz gerekiyor. Osmanlı döneminde alimlerin yanı sıra manevi büyükler de devamlı varlıklarını hissetmişler ve ortaya koymuşlardır. Ulema ile meşayih arasında kuruluş döneminden itibaren hiç ihtilaf olmamış, her zaman birbirlerini desteklemişler ve birlikte hareket etmişlerdir. Osmanlı Devleti Aliyesi'nin ortaya koyduğu 600 yılı aşan başarılı devlet yönetimi işte bu işbirliği sayesinde gerçekleştirmiştir. Muhterem kardeşlerim, manevi kişiliği ve bilgeliği ortaya çıkan Somuncu Baba Hazretleri şöhretten sakındığı için talebeleriyle birlikte ayrılarak Aksaray'a gelmiştir. Burada Hacı Bayramı Veli Hazretlerini yetiştirmiştir. Bursalı İsmail Hakkı silsile namesinde şöyle diyor: Şeyh Hamid ol gece binitine suvar olup Aksaray tarafına gitmiştir ve burada kendisine izafe edilen bir mescidi vardır ve Aksaray'dan dahi Darende'ye hicret buyurup orada intikali beka kılmıştır ve hala türbesi ziyaretgâhtır diyor.
Bursalı İsmail Hakkı. Bursalı İsmail Hakkı'nın da ifade ettiği gibi Somuncu Baba Hazretleri Bursa'dan Aksaray'a gelmiş, bir müddet burada kaldıktan sonra büyük oğlu Baba Yusuf Hakiki'yi burada bırakmış, küçük oğlu Halil Taybi ile birlikte ve Hacı Bayram-ı Veli'yi de yanına alarak yola çıkmışlar. Bir müddet Şam'da kaldıktan sonra hacca gitmişlerdir. Hac dönüşünde Hacı Bayram-ı Veli'yi Ankara'ya irşad için görevlendirmiştir. Şeyh Hamidi Veli ve Halil Taybi Hazretleri ise Darende'ye gelerek Zaviye Mahallesi'ne yerleşmişlerdir. Bu müstesna yerde ve yüksek kayalıklar arasındaki çilehanesinde yaşamıştır Şeyh Hamidi Veli Hazretleri. Halen Darende'de kendi ismiyle anılan Şeyh Hamidi Veli Camii'nde türbe içerisinde oğlu Halil Taybi ile beraber metfun bulunmaktadır. Somuncu Baba'nın soyu Darende'de Halil Taybi ile günümüze kadar devam etmektedir. Bu cami ve türbe tüm insanların ziyaretine açıktır. Caminin mükemmel bir şekilde restorasyonunu ve çevre düzenlemesini kendisinin 13. kuşaktan torunu Hamid Hamideddin Efendi Hazretleri yapmıştır. Somuncu Baba Hazretlerinin medfun olduğu yer ile ilgili olarak bütün arşiv belgeleri ve Darende'deki torunlarının elinde bulunan vesikaların istisnasız tamamı Şeyh Hamidi Veli'den ve bununla alakalı meselelerden bahsederken Darende'de defini haki ıtırnak olan, yani Darende'de miskü amber gibi kokan toprakta defnedilmiş bulunan ifadesi veya Darende'de medfun olan tabirleri kullanılmaktadır. Bu ifadeleri taşıyan belgelerin içerisinde padişah fermanları, Divan-ı Humayun'dan geçen ve bir kurul tarafından hazırlanan hükümler, mahkeme, hüccet ve ilamları bulunmaktadır. Bu tür belgeler Hicri 1170 tarihine kadar uzanmaktadır. Kanuni ve hatta Yavuz ve II. Bayezid devrine kadar uzanan ve şer'iye mahkemelerinde şer'i delil olarak kabul edilen tapu tahrir defterlerinin kayıtları ise açıkça Şeyh Hamid'in halvethane ve zaviyesinin Darende'de olduğunu göstermektedir. Bütün arşiv vesikalarında Somuncu Baba'nın Darende'de medfun bulunduğu ısrarla ifade edilmektedir. Tapu tahrir defterlerindeki kayıtlarda da mevcut vakıflar doğrudan Şeyh Hamid'e isnat edilmektedir. Es-Seyyid Osman Hulusi Efendi Hazretleri de divanındaki şu beyitlerle buna işaret etmektedir. Somuncu Baba'nın ili taze açar solmaz gülü, bağında öter bülbülü, kokar dağı taşı güldür. Bilindiği gibi peygamberlerin kabirleri, bazı alim ve velilerin birden çok yerde kabirleri ve makamları bulunmaktadır. Somuncu Baba Hazretlerine Aksaray'ın da sahip çıkması, orada adına tesisler yapılması, bu büyük zata verilen değeri göstermesi açısından önemlidir. Meseleye rekabet penceresinden bakmamalıdır. Şeyh Hamidi Veli'ye gösterilen sevgi, saygının sonucu olduğu açısından bakmak daha uygundur. Anadolu'nun her bölgesinde Somuncu Baba'ya sahip çıkılması, onun çok fazla sevildiğinin bir göstergesi olarak kabul edilmelidir. Somuncu Baba'nın eserleri üzerinde de durmamız gerekiyor. İkinci başlığımız Somuncu Baba'nın eserleri. Çok büyük bir alim olan Somuncu Baba Hazretleri kendisinden ilminin büyüklüğünden, tasavvufi merhalesinin yüksekliğinden beklendiği ölçüde eser telif etmemiştir. Çünkü insanların
manevi eğitimiyle meşgul olmayı eser telifine tercih etmiştir. Bilinen 3 tane eseri mevcuttur Somuncu Baba'nın. Birincisi Şerhi Hadisi Erbain adını taşımaktadır. Bu eserde Somuncu Baba'nın bazı salih kardeşleri için seçtiği 40 hadis mevcuttur. Somuncu Baba bu hadis-i şeriflerden alınacak ibretleri bir başlık altında eserine derc etmiştir. Eser üzerine oğlu Baba Yusuf Hakiki tarafından bir talikat yapılmıştır. Darendeli bir ilim adamı olan Muhammed Ali oğlu Hasan Efendi de bu şerhin lafızlarını açıklayarak eser üzerine ikinci bir çalışma gerçekleştirmiştir. Eski Gürün müftülerinden Şeyh Mus Alkoç kitabı Türkçe'ye tercüme etmiş ve Tuhfetül İhvan 40 seçme hadisi şerif maali izahı adıyla İstanbul'da 1977 yılında neşredilmiştir. Daha sonra eser Enbiya Yıldırım tarafından sadeleştirilerek nasihat yayınları arasında tekrar neşredilmiştir. İkinci eser Zikir Risalesi. Orijinal Arapça metni 9-10 sayfa olan 7 varaklık bu küçük risalede Somuncu Baba Hazretleri zikrin bölümlerini, muhtelif zikir lafızlarını, zikrin adab ve usulünü, namaz, oruç, tesbih ve dua ile ilgili tavsiyelerini zikretmiştir. Hacmi küçük ama pek önemli bir muhtevaya sahip olan bu eser, tercümesiyle birlikte Es-Seyyid Osman Hulusi Efendi Vakfı yayınları arasında 1991 yılında neşredilmiştir. Eserin bir bölümünde Somuncu Baba Hazretleri arkadaşlarıma ve mesleğime sülûk edenlere karşı benim tavsiyelerime gelince şeklinde attığı bir başlıkla 10 maddede bizlere olan tavsiyelerini sıralamıştır. Üçüncü eser Silahul Muridin adını taşıyor. Muhterem kardeşlerim, maalesef bu eserin elimizde bir nüshası mevcut değildir. Ancak Zikir Risalesi'nde Somuncu Baba şöyle demektedir. En faziletli dualar Allah'ın peygamberi vasıtasıyla Kur'an'da bize indirdiği dualardır. Demek ki en faziletli dualar Kur'an'da zikri geçen dua ayetleriyle bize bildirilen dualardır. Sonra Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin duaları gelir. Silahul Muridin isimli eserimde bunları tertip üzere zikrettim diyerek zikir risalesinde bu eserinin varlığını bize haber vermiştir. Bu sözler eserin meşhur duaların toplandığı, malumunuz meşhur Kur'an'da ve hadiste bulunan dualar demek, meşhur duaların toplandığı bir eser olduğunu bu açıklamadan anlamış oluyoruz. Muhterem kardeşlerim, Somuncu Baba'nın telif ettiği kitaplarından daha önemli eserleri yetiştirdiği ilim adamları ve gönül erleridir. Sadece birkaç tanesinin isimlerini söyleyeceğim. Hacı Bayramı Veli, hepimiz biliyoruz. Hocam da kısaca bahsetti. Hacı Bayramı Veli'yi yetiştiren büyük insan Şeyh Hamidi Veli Somuncu Baba Hazretleri'dir. Fatih'in İstanbul'u fethetmesinde en büyük görevi yapan Akşemseddin'i yetiştiren yine Somuncu Baba Hazretleri'dir. Bursa'daki Akbıyık Sultan'ı yetiştiren Somuncu Baba Hazretleri'dir. Şeyh Üftade Hazretleri'ni yetiştiren Somuncu Baba Hazretleri'dir. Aziz Mahmut Hüdayi'yi yetiştiren Somuncu Baba Hazretleri'dir. Ve böylece 15 tane ismi size saymamız mümkün. Ama bunları bırakıyoruz ve inşallah mevzu ile ilgili eserleri okuyarak 3 kitabından daha önemli bu 15'i aşan eserlerini yetiştirdiği insanları tanıma fırsatımız olur. Netice şu. İşte hayatıyla, bıraktığı eserlerle, yetiştirdiği pek çok alim ve mürşitle büyük insan,
büyük alim, büyük veli, Şeyh Hamidi Veli Hazretleri. Büyüklüğünden bir nebze ifade edebildimse ne mutlu. Dün, muhterem kardeşlerim, dün Anadolu fetih öncesi Horasan erenlerine ne kadar muhtaçsa, bugün de Anadolu, bütün Türkiye ve tüm İslam alemi Somuncu babaların besmeleli ve bereketli ekmeğine de, ilmine, irfanına da, dua ve himmetine de muhtaçtır. Bu maneviyat erlerini tanıyan, hakkıyla idrak eden ve onların yolunu izini takip eden nesillerin yetişmesi ve çoğalması da en büyük ümidimiz, duamız ve niyazımızdır. Bu duygularla hepinize teşekkür ediyor, muhabbetle selamlıyor, Allah'a emanet olun diyor. Plaket vermek üzere Somuncu Baba ve Hulusi Efendi Vakfı Başkanı muhterem Hamid Hamidüddin Ateş'e davetimi arz ediyorum. Buyurun efendim.